durma Sana Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kuvvetin etkilerini işleyeceğiz. Önce kuvvetin bir tanımını yapalım. Kuvvet, klasik olarak yapılan bir tanım olarak hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi harekete geçiren, cismin yönünü, şeklini ve doğrultusunu değiştiren etkiye denir. Hareket ise bir varlık bulunduğu noktaya göre yer değiştiriyorsa işte buna hareket denir. Yani bu cin alimiz buradayken buraya geçiyorsa hareket, et, hareket etmiş olur. Bir de itme var. İtme ise bunları örnekler üzerinden inceleyelim. Örneğin kapıyı kapatan bir çocuk ne hareketi yapıyordur? Tabii ki de itme hareketi yapıyordur. Ya da el arabasını iten bir adam gene itme hareketi yapıyor. Topa vuran bir çocuk top üzerinde bir itme hareketi yapmıyor mu ayağıyla birlikte? Ya da çivi çakan bir adam. Çivi çaktığı zaman ne yapıyor? Çiviyi zemine doğru itiyor. Ya da arabayı hareket ettirmek için iten adam. Arabası kaldı yolda ve arkadan ileri doğru itiyor. Bu şekilde itme hareketini yapar. Bunlar itmeye örnektir. Evet, gelelim çekmeye. Çekme itmenin tam tersidir. İtmene ne yapıyorsak onun tam tersi çekmeyi verir. Kapıyı açan çocuk, kapıyı kendine doğru açan bir çocuk ne yapacaktır? Çekme hareketi yapacaktır. Lokomotif ve vagonlar. Lokomotif arkasından gelen vagonları ne yapıyor? Tabii ki de çekiyor. Oku atmak için gerdirilen yay. Gerdirdiğimiz zaman yayı ne yapıyoruz aslında? Burada çekme hareketi yapıyoruz. Çiviyi söken ata. Çiviyi zeminden yukarı doğru çektiğimizde çekme hareketi yaparız. Lastiği gerdiren çocuk. Lastiği gerdirdiğimizde aynı oku atmak için gerdirilen yay gibi çekme hareketi yaparız. Hadi bakalım şimdi hızlanan harekete bakalım. Hızlanan hareket. Duran bir cisim var ve o duran cisim hızlanıyorsa ya da sabit bir hızla giden bir araba var. Bu araba birdenbire hızını daha da fazla arttırıyorsa işte o hızlanan hareket yapıyordur. Şimdi burada gördüğünüz gibi yokuş, yokuş aşağı yuvarlanan top ne yaptı? Hızlanan hareket yaptı. Yukarıdan aşağıya doğru bıraktığımız top aşağıya doğru giderken ne olacak? Hızlanacak. Hızlandığı için hızlanan hareket yapacaktır. Kalkış yapan uçak. Huu. Yavaş yavaş başlayıp bir zembire hızlanma hareketi ne yapanlardan birisi de kalkış yapan uçaktır. Evet, hızlanan hareketin gene tam tersi olan yavaşlama ve durdurma hareketine bakalım. Hareket halindeki bir cisme zıt yönde bu yer çok önemli. Zıt yönde kelimesi çok önemli. Bir kuvvet uygulanıyorsa, cisim ya yavaşlar ya da durur. Yani hareket etmez. Bu ikisi olduğu zaman ya yavaşlama hareketi ya da durdurma hareketini gerçekleştiriyordur. Şimdi, e, piste iniş yapan bir uçak düşünün. Piste iniş yapan uçak önce ne yapıyor? Hızını yavaşlatıyor hızını yavaşlattıktan sonra duruyor. Gelelim yön değiştirme hareketini, Yön değiştirme hareketi herhangi bir yönde hareket eden bir varlık var. O varlık birden bire yönünü başka bir yöne değiştiriyor. Yani farklı bir yöne gidiyor. Ne yapıyor o zaman? Yön değiştirme hareketi yapıyor. Örneğin kaleciye gelen bir top var. Kaleciye gelen top kaleci tarafından geri gönderiliyor. Geri gönderildiğinde ne yapıyor top? Yön değiştirmiş oluyor. Burada da görüldüğü gibi yere duvara attığımız bir top. Gördünüz değil mi? Duvara doğru attığımızda zıt yönde bize doğru geldiğinden dolayı ne yaptı? Yön değiştirme hareketi yaptı. Duvarda yani manşet, yani e, parmak bas yaptığımız zaman e, ne oluyor? Yön değiştirme hareketi yapmış oluyoruz. Duvarda bu şekilde parmak bas yapmasınızdır mutlaka voleybol dersinde. Şimdi kuvvetin, cisimlerin şekillerine yaptığı değişikliklere bakalım. Bakalım kuvvet her cismi yani şekil bakımından değiştiriyor mu değiştirmiyor mu? Şimdi onlara bakalım. Şimdi kuvvet sayesinde bir cismi bükebiliriz. Örneğin bir tel. Teli aldığımızda farklı farklı şekillere sokup bükme hareketi yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Ya da vurma. Kuvvet uyguladığımız mesela bir kum torbası. O kum torbasına yumruk attığımız zaman ya da tekme attığımız zaman ne yapıyoruz aslında? Vurma hareketi yapıyoruz. Ya da sıkma. Örneğin Stres topumuz var ellerimizde, ama şu yumuşak olanlardı. Ee, onu sıktığımız zaman farklı farklı şekillere giriyor mu? Evet, farklı farklı şekillere giriyor. İşte biz o cisme kuvvet uygulamış oluyoruz. Evet, bu şekilde 3 tane olduğunu gördük. Kuvveti de kısaca bu şekilde anlattık. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.